sizlerle birlikte kahkül kesiyorum. Kuaförü de ben oldum arkadaşlar bugün Lina'nın. Birkaç gündür söylüyordu bunu ama inanın hiç içimden kesmek gelmiyordu. Çünkü böyle çok seviyorum. Eskiden kullanmıştı ama uzaması 2 yılı buluyor. 2-3 yılı buluyor yani bu boya gelmesi. Bakın eskisinden eser bile kalmamış. Bugün artık böyle krizlere girdi Lina. İlla ki bugün kesilecek diye. 2 seneyi geçti. Hani pandeminin ilk girdiği zamanlar Lina'nın saçını kesmiştik ya, o zamanlar kuaför falan kapalıydı. Kahkül de kesmiştik o zaman. O videolarını görmüş çıldırmıştık. Durma sebebi oymuş. O eski güzel kahküllerimi geri istiyorum diye tutturdu. Ama çok yakışmamıştı ama arkadaşlar. Açın bakın. Evet, eski videolarına kontrol edebilirsiniz. Evet, yarını bile bekleyemedi. Şimdi kuaförler kapandı. Kızım yarın okul çıkışı, söz veriyorum götüreceğim. Düzgün bir kesim olsun istiyorum. Kuaföre götürmek istedim. Yok, durduramadık. Şimdi kuaförler de kapandığı için ben yine Lina'nın kuaförü oluyorum arkadaşlar. Hem saçlarını kesiyoruz buradan. Hayır. Hem de kahkül kesiyoruz. Hayır, bu kadar. Ya uç kırıklarını alacağız sadece. Şşt. Hadi bakalım. Keserken karar veririz diye düşünüyorum. Hadi bakalım, geçelim kuaför koltuğumuza. Sen anne. Ulanik. Arkadaşlar bir akım var. Sandalyeyi çekiyorsunuz, ayakta böyle duruyor. O yalan akım kızım. Arkadaşlar onu annem de deneyeceğim. Sandalyeyi çekeceğim, şok olacak o gün izleyeceğim. Anne şunu bir yere koyar mısın? Bir koy. Gel. Çek, sandalyeyi çek. Gerçekten düşecektin, öyle olmadı. Bu akım tutmadı. Yalnız bu çok kısa oldu, saçlar yere gelir. Kalk daha açalım. Onlar da jüri. Ben nasıl keseceğim ona karar verecekler. Çıkıyor bak ya. Jürilerimiz ne yapıyor bu diye bakıyorlar. Yine ne oluyor bu evde? Alıştılar bizim böyle fantastik videolarımıza. Atraksiyonlara alıştılar. Yine ne oluyor bu evde diye dört gözle bakıyorlar ne geliyor diye. Yaklaş babası. Şunun tipini mi göster. Ben de annesiyim. Allah'ım yarabbim, tipe bak. Şimdi ortak ve güzel bir karar almamız lazım. Ay ben bunlara nasıl diyeceğim. Şuna bakın. Bu güzel saçlara kıyılır mı? Nerene gelmiş biliyor musun Lina? Dümdüz dur. Tam buranda. Yani tam belinde. Bak. Evet, beline gelmiş. Tam belinde anneciğim. Ama bu yaz tatilde uçları kırıldı artık. Uçlarından biraz alacağım. Çok hafif. Şöyle iyi değil mi Lina? Hayır. Eskiden hatırlıyor musunuz? Ben çok şu hafif kadar derdim. Lina hayır, buramdan derdi. Şimdi ben diyorum bu kadar olsun. Lina hayır diyor. Ama kesmişken ya biraz keselim kadar, Lina ya. Şu kadar. Anne şu kadar kırıklarını mı? Hayır. Bir şey olmaz, hemen uzay yine. Anne bu kadar kırıklarım. Kestirmem saçlarımı. Ya bu kadar. Kahkülünü kesince ne kadar keseceğiz biliyor musun? Bu kadar. Olsun. Aynı şey değil. Lina bak son kez soruyorum. Emin misin? Evet eminim. Ben biraz kısaltmak istiyorum Lina ya. Hayır. Çünkü biliyor musunuz uzun saçlarda vitamini saçlarda yiyormuş. Kestirince vitaminlerin biraz da sana kalacak. Artık sen toplamaya başlayacaksın. Birazcık kısaltalım. Ya şu kadar, şu kadar anne. Tamam o kadar, tamam. Tamam gösterdin zaten bu kadar. Gel gel Pamela. Hayır, hayır. Tamam bak. Gel beni televizyondan görüyorum. Ya. Gerçekten çok güzel olacak. Kısa. Sen biraz şöyle dibe kadar gel bakalım. Anlaşamayacağız biz bu konuda. Ben senin fikirlerine önem veriyorum ama senin saçına 5 santim. Tamam şöyle. Hayır. Şu kadar Lina. Sonra da kahküle geçeceğiz. Ya makasla hiç denemedim. Makasla mı deneyeyim yoksa bu erkeklerin ense makinesiyle mi deneyim? Ense makinesiyle. Yandan olmasın, ortadan ayıralım. Hop. Evet, dur bakalım. Kahküllü halini unutmuşum. Acaba nasıl olacak Lina? Aşağı düşme, azıcık git ha. Ben bir makasla bir deneyeyim ya. Sonra ense makinesiyle düzeltiriz. Ay kestim. Hadi çok bozuk kestim. Anne! Atıyorum yere. Oh, o kadar mı? Hayır! Hayır! Olmaz! Aşkım minnacık aldım. Bana bir kızım. Senin gösterdiğin kadar, korkma. Çok kısa değil baba. Değil değil, kısa değil. Çok kısa değil. Gerçekten normal, değil. Olması gereken. Açım, yardım et kızım. Şöyle devam ediyorum. Sonra ense makinesiyle düzeltiriz. Dur kımıldama, kımıldama. Ben koşuyorum çabuk. Kullanma, kullanma anne. Gıdıklanma, dur. Dur kızım. Kızımın saçları. Gidiyor güzelimin saçları. Kımıldama annem. Uyuyamadım. Huylanma. Huylandım.
Ama uçları gerçekten çok kırılmış, incelmiş biliyor musun? Ben de bak şaka maka elim alıştı, kuaför gibiyim he. Taner. Evet güzel yapıyorsun. Taner'cim kuaför paramı verir misin? Tamam. Bak Lina'yı kuaföre götürseydik şimdi en az 200-300 lira alırlardı. Ya niye her videoda 300 ben zararlı çıkıyorum? 300 lira istiyorum. Kuaförlüğünü yapıyorum. Hakkım değil mi arkadaşlarım, yazın yorumlara. Herkes seni destekliyor zaten. Kim diyecek? Lina bir şey söyleyeyim mi, çok güzel oldu uçları. Misin? Evet. Şimdi hiç kımıldamıyorsun. Bu çok önemli işte. Eğer yamuk olursa kısalta kısalta devam etmek zorunda kalırız. Saçın kısacık kalır. Hala uzun saçların, merak etme. Evet, bayağı uzun hem de. Evet, evet. Bana kalsa bir 10 santim daha. Yaza kesin kadar yine burana gelir senin, merak etme. Hatta popona iner yaza kadar. Ay! Lina hiç kımıldamıyoruz. Lina böyle yaparsan nasıl keseyim kızım? Gülüyorsun. Ya dokunmadı bile. Evet. Lina kımıldama. Niye kesmiyor Taner? Yanlış yapıyorsun. Kızım ne oluyor? Gıdıklanıyor musun? Lina dik dur, kafanı dik tut iyice. Evet. Heh, bastırmadan keser misin orkeyi? Bastırmadan mı? Hayır, sadece kılı keseceksin. Evet ya, bastırmamak gerekiyormuş. Bir de benden kuaför parası istiyorsun. Aklı ben veriyorum. Evet, bastırmadan yapınca çok dümdüz oluyor böyle, jilet gibi. Kızım diğerine değmiyor Lina. Evet kızım, sadece değdirmiyorum. Sadece saçına değdiriyorum. Huylanma. Dokunmuyor ki sana. Yalnız bakar mısınız? Şuraya bir bak, nasıl kestim? Çok güzel, düzmüz oldu. Anandan kuaför mü doğdun Rukiye? Çok beğeneceksin Lina'cığım. İyi ki kesmişsin anne, tertemiz oldu diyeceksin. Artık daha sağlıklı uzayacak bak. Ne güzel oldu. Bastırmamam gerekiyor. Bastırmıyorum. Evet, aynen öyle dur Lina. Hiç kımıldama. Hiç kımıldama. İşte bu Lina'cığım. Ben altları nasıl düzelteceğimi anladım. Eğ başını öne. Eğ birazcık. Tamam. Taner şarjı bitti. Fişi taktık, beklemeye gerek kalmadı. Devam edeceğiz. Başını öne eğiyor ya normalde uzun saçlar. O zaman böyle yamuk görünmesin diye altları böyle derinden alıyorlar. Yok, ben bununla beceremiyorum arkadaşlar. O kuaför işi. Ben kuaför değilim. Beğenirseniz lütfen like atmayı unutmayın. Lina'ya nasıl olmuş? Güzel kesmiş miyim? Hepsini, yorumlarını bekliyorum. Ben de kahküller için ayrıca bir yorum bekliyorum. Nasıl olmuş? Taradıkça bir yamukluk çıkıyor buradan. Bu ne ya? Böyle kesiyorum, kesiyorum, çıkıyor. Oo, bu ne? Aferin, aferin. Güzel. Oluyor değil mi? Evet. Şuraları çok fazla, evet, oraları biraz uzun daha yapmışım. Yamuk gördüğün bir yer varsa hemen söyle Taner. Daha güzel gidiyor. Bura ne kadar uzun kalmış böyle şu ucu. Köşeler öyle oluyor. Sanki ben de kuaförmüş gibi. Evet. Aferin. Güzel yaptım Taner. 300 lirayı hak ettim Taner'cim. Tabii canım. Bana olur. Bak bak, nasıl güzel kesmişim Lina. Anne nasıl bakabilirim? Çok güzel. Annem çok şimdi güzel değil. Kesmişsin. Evet. Tamam, olmuş. Gördüğünüz gibi olmuş ama şurada birazcık var. Aferin bana ya. Çok da güzel oldu. Kızımın saçları da maşallah. Çok güzel, evet, maşallah. Güzel olduğu için kıyamıyorum ama çok uzayınca da bakımı zor oluyor arkadaşlar. Bir de bu söylediğim benim gerçek yani. Saçlar vitamini çok yiyormuş, uzun saçlar. Şimdi kahküle geçiyoruz galiba. Son kez bakalım. Nasıl Taner? Çok güzel. Çok güzel oldu, güle güle kullan. Hadi kes artık kahkül. Ama buraya falan kadar yapma da. Kısacık yapmayayım mı? Buraya kadar yap. Tamam. Kaşların üstüne. Kaşların üzerine. Tamam anne. Geçiyoruz kahküle. İşin en zor kısmı bu. Taşlarının üzerinden. Tamam. Anne ben şu arkayı bağlayayım mı? Ben bağlayacağım şimdi. Ben bir saniye, pars kıllara dadandı bir saniye. Aa! Pars çekil oradan. Pars. Ne yapıyorsun sen? Eyvah. Çabuk. Patileri kıl. Çabuk evi kıl yapacaksın. Hazırım. Hazır mısın? Hazır.
Bir de şu ortadan yandan ayrılmaya alışmış kâkül kesince de bura hep ayrılacak. Dümdüz durmayacak. Ben ne yaparsam yapayım o tarafa bir kayıyor. Gidiyor! Gitti. Bakayım bir Lina. Lina gel. Beğendin ama mi? Ama güzel oldu. Hayır. Otur daha bitmedi. Evet. Lina bırakınca inşallah tepelere çıkmaz. Hiç kımıldama. Heyecanlandım. Bir heyecan bastı beni. Makas kesmiyor Taner, para ver. Surata var. Güzel dur, güzel. Uzun mu oldu ya? Olmuş. Beğendin mi? Anne! Çok güzel. Biraz uzun oldu. Gözlerine giriyor. Kımıldam anne. Gözünle hiçbir alakası kalmadı. Kaşının üstüne çıktım. Anneşkom şimdi çok tatlı oldu işte. Elle ve hiç yüzünde şey saç yok. Hiç yok. Şimdi daha çok beğeneceksin Lina. Ayna getireceğim. Bir de şu saçlarını açayım öyle bak. Evet, bir de saçını. Evet, şöyle açalım. Şimdi çok güzel oldu işte. Nasıl tatlı oldun? Bakabilir miyim? Koş koş. Dikti. Beğendin mi? Ay, çok güzel oldum. Sarın. Aferin. Çok güzel oldu. Niye sattın? Bu yana ayrılıyor ya, ikiye ayrılıyor ya. Şimdi bu tarafa doğru kurutunca olmayacak o. Heh. Tamam, böyle gidebilirsin. Yeni imaj. Wow! Dur, anne, böyle. Siliyorum. Budur. Bir bak annem. Bu da bir imaj annem bak. Ya ciddi misin? Erkekler yapıyorlar ya, şöyle bırakıyorlar ya böyle. Yandan ayrı ayrı yana kayıyor saç arası. Dur bakalım kurutunca nasıl oluyor şekli. Ne kadar güzel oldu. Kleopatra gibi oldun. Çok tatlı oldun ya. Evet arkadaşlar, ben gerçekten çok yakıştırdım. Lina'nın bu kâküllü hallerini de özlemişim hakikaten. Ben sana bugün 10 yıldız veriyorum kâkülüne. Evet. Arada bir böyle değişikliğe ihtiyaç duyuyor insan gerçekten. 13 yıldız anne. 13 mü? 15 olsun annem ya. Teşekkür ederim annem, ellerine sağlık. Canım. Saatler olsun. Bu arada kara kalem arkadaşım Derin abla 5. sınıftan veya 6 ya da 7 bilmiyorum onu. İsmini videoda okumamı istedi. Ben de onu kırmayıp okuyacağım. Adı Derin. Seni de buradan çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Derin ablacığım, görüşürüz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyoruz, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.